Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes. Bugün sizlerle beraber Yurt Time projesini konuşmak için karşınızdayım. Yurt Time projesi nedir? Nereden başvuru yapılır? Karşında nasıl bir ücret alınır? Kimler başvurabilir? Bunun gibi sorulara sizlere yanıt vermeye çalışacağım. Aynı zamanda ben de bir Yurt Time öğrencisiydim. Yani e, yurtta kaldığım zamanlarda ben de yurtta çalışıyordum. Bu projeden yani ben de faydalandım bir dönem, iki dönemde olsa. O yüzden sizlere Yurt Time öğrencisinden Yurt Time'ı dinleyin diye bir video çekmek istedim. İsterseniz şimdi videoya geçebiliriz. Öncelikle arkadaşlar birinci başlığımız Yurt Time projesi nedir? Kimlere hizmet eder? Yurtten projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı yurtlarda kalan öğrencilerin yurt işlerini faaliyet gösterebilmesi için düzenlediği bir proje aslında. Yani öğrenciler yurdun belli başlı bölümlerinde çalışabiliyorlar bu projeyle birlikte. Ve bu çalışmaların karşılığında da ek gelir elde edebiliyorlar. Birazdan zaten ne kadar kazandığınızda ben ne kadar ben kazanmıştım ta o zaman. Şimdi peki ne kadara tekabül edebilir? Bunu sizlerle beraber paylaşacağım birazdan. Peki yurttan projesinin başvuruları nereden yapılıyor? Yurttan projesinin başvuruları E-Devlet üzerinden yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben baktım henüz daha başlamamış sanırım başvurular ama yakın bir zamanda başlar diye tahmin ediyorum. Çünkü ben yurt açıldığı zaman gerçi proje hemen daha yeni çıkmamıştı ben yurda başladığım zaman. Daha sonradan başlamıştı ama yurt işte bu proje açıklandıktan hemen iki hafta sonra başvurular alınmaya başlamıştı. Ben de E-Devlet üzerinden başvurumu yapmıştım ve daha sonradan beni asil ikinci sırada mısınız? Üçüncüsü sırada mısınız nedir? O şekilde e, bir bildirim geldi. Ondan sonra yurdun müdürlüğüne gittim ve orada kaydımı yaptırmıştım. Büyük ihtimalle yine aynı şekilde işleyiş devam edecektir. Peki gelelim asıl noktaya. Yurtten projesinde ücret ne kadar? Öğrenciler ne kadar alabiliyor? Şöyle anlatayım arkadaşlar. Günde en fazla 2 saat çalışabiliyorsunuz. Haftalık bu da 8 saate denk gelebiliyor. Yani e, toplam sanırım 4 gün çalışabiliyordu. Bu da 8 saate tekabül ediyor. Yani en fazla bu kadar çalışabiliyorsunuz. Bu da ayda 32 saate denk geliyor arkadaşlar. Bu 32 saat şöyle belirleniyor yani askeri ücretin saatlik ücreti çarpı 32 saat olarak hesaplayabilirsiniz. Benim zamanda ben yurttaimden yaklaşık 800-150-900 civarı almıştım. Tabi bu askeri ücretin artmasıyla beraber de artıyor. Şu anda da 2000 liraya kadar bir ücrete tekabül ediyor. Ücreti de bu şekilde hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Askeri ücret arttıkça da sizin maaşınızda alacağınız para da artacaktır. Ödemeleri ise genelde ayın ortasında falan yatıyordu. Bir de bunun yanında sigorta da yapıyorlardı arkadaşlar ama bu sigorta hani yaşlılık, emeklilik sigortası için değildi. Daha çok sağlık şey elinden yararlanabilmem adına e, sigorta da başlatmışlardı arkadaşlar. Peki bu yurt time projesine kimler katılabiliyor? Belli başlı şartları vardı. Önceden kaldığım yurdun whatsapp grubuna atılmış. İsterseniz sizlerle de bunu paylaşabilirim. E, öğrencinin proje kapsamındaki önceki dönemlerde katılma e, katılma belgesine ayrılık nedeniyle sözleşmesini feshedilmiş oldu. Yani herhangi bir e, eksiklik yaptıysanız yurt tarafından sizin sözleşmeniz daha önceden bu projede yer alıp feshedildiyse bir daha sanırım katılamıyorsunuz. Ee, öğrencinin daha önce Yurt Times Sport projesinde iki dönem görev almamış olması, yani iki dönem eğer görev aldıysanız büyük ihtimalle yine bu projeye e, katılamıyorsunuz. Ee, mesela ben bu sene eğer yurtta olsaydım büyük ihtimalle katılamayacaktım. Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmaması gerekiyor arkadaşlar ve örgün birinci öğretim, ikinci öğretim öğrencisi olup eğitim öğretim süresi içerisinde e, öğretim görüyor olması yeterlidir. E, bir de e, öğrencinin hani belirlenmesinde, seçilmesinde şöyle bir şart alandığını söylüyor. E, yarı yıl not ortalamasına bakıldığını söyleniyor. Yani öğrencinin hazırlık sınıfı veya birinci dönemin, e, birinci sınıfın birinci döneminde okuyor olmaması e, belirli kredi üreterler arasında yer alıyor arkadaşlar. Genelde yurttan da yani her yurttan yurdun kapasitesine bağlı gerçi bu. Yurttan yaklaşık 10 kişi falan alıyorlardı. Yani bizim yurdumuz ben İstanbul Kanuni Sultan Süleyman yurdunda kalıyordum. Ee, orada yaklaşık 12 kişi falan yurttan projesinde çalışıyordu arkadaşlar. Ama bu sizin tabi kapasitenize bağlı yani yurdunuzun kapasitesine bağlı. Ben 2500 kişilik bir yurtta kalıyordum. O yüzden sayısı 12'lere gelmişti. Tabii bu yurt sayısı sizin kaldığınız yurda göre değişecektir. Hatta şöyle bir şeye bakayım. ben o zaman da yurt time için bir şey vardı. Grubumuz vardı. Grubumuza şeyler atılıyordu. Haftalık programlar atılıyordu. Eğer duruyorsa mesela haftalık program atılmış mesela kim ne kadar çalışıyor vesaire. Bunda aslında nerelerde çalışıyoruz? Eee yurtta hangi bölümlerde çalışıyoruz? Bunu da sizlere söylemiş olayım. Ben kendim bulayım şurada. Enes kekir mesela. Şimdi yurtta belli başlı bölümler vardı. Mesela mescit çok amaçlı salon, öğrenci çamaşırhanesi, spor salonu, büyük çamaşırhane gibi nevresimhane gibi belli bölümler var. Bu bölümlerde ise çalışmalar sürdürüyorsunuz. Bazı bölümler hatta bazı yerler çok rahat. Mesela mescitte hiçbir şey yapmıyorduk açıkçası. Mescide gidip oturuyorduk arkadaşlar. Yurt time spor kısmına ben yurtta yani ben ben çalıştığım zaman da çok bakmıyorlardı ama belki bu sene içerik değişmiş olabilir. Bir de fitness salonu vardı. Oraya da veriyorlardı. Bu sizin bulunduğunuz yurda göre değişecektir aslında. Mesela ben Salı günü mescit Çarşamba günü yine mescide koymuşlar. Perşembe günü çok amaçlı salon. Çok amaçlı salon şeyde kütüphane gibi bir yerde orada sessizliği sağlamak, biri bir şey sorarsa yönlendirmek gibi şeyler yapıyordum. Aslında çok da fazla bir işim yoktu. Öğrenci çamaşırhanesi. Bu da zaten bildiğimiz yurtlarda bulunan çamaşırhaneler. Oranın temizliğinden sorumlusunuz arkadaşlar. Yani yerler battığı zaman temizlik de yapabiliyorsunuz. Bazıları çamaşır atmayı bilmiyor. Yeni gelen öğrenciler oluyor. Onlara çamaşır atmakta yardımcı oluyorsunuz. Bu şekilde yani öyle çok bir zor yoktu arkadaşlar. Bir de büyük çamaşırhane vardı. Burada büyük çamaşırhanede e, bu bizim nevresimlerimizin yıkandığı yerdi. O nevresim en zor bak. En en çok çalışacağınız yer büyük nevresimhane. Çünkü orada devamlı bu yıkanan nevresimleri çıkarıyorsunuz. Ondan sonra katlıyorsunuz. Katlayıp raflara diziyorsunuz ve ondan sonra bunu nevresimhaneye götürüyorsunuz. Yani en azından öyleydi. Ben o bayağı bir orada çalıştım. Sağ olsun oradaki abiler de bayağı yardımcı oldular bana. E, o şekilde orada e, işte nevresimleri boyuna karşınızda biri var. Sen de o kar karşısındasın. Bu katlıyorsun. Hatta bir videom vardı. <laughs> Bulursam koyarım. Ee, yani katlayıp patlayıp duruyorsunuz. Yani o iki saat içerisinde 200-300 tane belki 200 tane nevresim katlıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir şeydi. Bakayım başka spor salonu vardı. Bizim yurdum fitness salonu vardı. Fitness salonunda yani gidip spor yapıyordunuz arkadaşlar. Bu Tabi yurttan yurda değişir. Belki kuralları değişir. Yurdunuzdan yurdunuza değişir. Onu bilemem ama spor salonunda da fitness salonunun hem görevini yapıyordun hem de o anda orada spor yapabiliyordun. Bir de nevresimhane var. Nevresimhane de öğrenciler işte kirli nevresimlerini getiriyor. Sen ondan alıyorsun. Teslim alıyorsun. İşte kirli yerine koyuyorsun. Belki de büyük çamaşırhaneye götürüyorsun. O şekilde bir işleyişi vardı. Nevresimhanenin. Bu tabi sizin yurdunuzun bölümlerine göre büyüklüğüne göre değişebilir arkadaşlar. Proje genel anlamıyla bu şekilde. Bu da benim yani böyle bir şey veriyorlar. tabi şimdi verilen bilmiyorum. New York Times spor projesi görevli. Enes e, Kepir şeklinde. Bu da bende hatır olarak kaldı. Bunu boynunuza asıyorsunuz. Bu biraz şey duruyor böyle büyük duruyor ama ben genelde cebime sokuyordum. Cebim dışından sarkıtıyordum. Oradan gözüküyordu. İnsanlar da gelip hani Aa, sen görevlisin vesaire falan diyorlardı. E, bu da burada hatır olarak kaldı bende Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani genel olarak proje böyle. Yani ayda 2000 liraya kadar kazanabilirsiniz bu projeyle. Başvurunuzu yapın. Eğer boş vaktiniz varsa bence ek gelir olarak gayet güzel bir para ee, bir öğrenci için. Diyeceklerim bu kadar. Eğer sormak istediğiniz başka sorularda varsa aşağıda belirtebilirsiniz. Yani elinden geldiğince bildiğim kadarıyla, deneyimlediğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Ee, sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.